Safra kesesi kanserinden de biraz bahsedersek programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet. Safra kesesi kanserinden elbette en son bundan da bahsedelim. Safra kesesi kanserleri çoğu zaman çok sinsi hastalıklardır. Kendisi bulgu verdiği zaman artık ileri evrededir. Bu bakımdan bizim için önemlidir. Çünkü tedavi şansımız son derece düşüktür. Çok kısa sürede bu hastaları kaybederiz. Karşımıza akut kolesistit çıkabildiği gibi kanserin safra kanalının tıkaması sonucu, safranın akışını engellemesi sonucu kolesistitle karşımıza çıkabildiği gibi safra yollarına yayılım gösterip orada bir tıkama oluşturursa bir sarılıkla da karşımıza çıkabilir. Çok değişik şekilde dolayısıyla karşımıza çıkma şansı var safra kesesi kanserlerinin. Ama eğer bir şekilde bulgu vermişse, semptom vermişse o artık ileri evre bir kanserdir. Ve ileri evrede de tedavisi, tedaviye verdiği yanıt son derece düşüktür. Çok agresif seyreden, hızlı seyreden kanserlerdir. Dolayısıyla tedavi sonrası başarı şansımız düşük olan kanserlerdir. Ama biz bir hastada bir kanser saptamışsak, bu hastadan safra kesesinin alınmasını, komşu yapılarla karaciğere de bir yayılım göstermişse o bölgenin kısmen çıkarılmasını, bulunduğu bölgedeki lenf bezlerinin tamamen temizlenmesi, bu 12 parmak varsa pankreas altındaki lenf bezlerinin tamamen temizlenmesi gerekmektedir. Safra yolları çevresindeki lenf bezlerinin tamamen temizlenmesi gerekmektedir. Mide komşuluğundaki lenf bezlerinin temizlenmesi gerekmektedir. Ameliyatı daha da, safra kesesi ameliyatı daha da genişletilerek, komşu lenf bezlerini de çıkararak ameliyatı bu hasta grubunda tamamlarız. Günümüzde bazen rastlantısal olarak da safra kesesi kanseri teşhisi koyuyoruz. Nasıl oluyor bu? Safra kesesi kanserlerinin %90'ı safra kesesi taşlarıyla birlikte giriyor. Biz aslında bir safra kesesi taşı ameliyatı için hastayı ameliyat ettiğimizi düşünüyoruz ama çıkardığımızda patolojik incelemede bu taş yanında küçük bir odakta safra kesesi kanseri saptama olasılığı da var. Şunu biliyoruz ki safra kesesi taşları, safra kesesi kanseri ihtimalini artırıyor mu? Bu konuda net bir veri yok. Yani safra kesesi taşları, safra kesesi kanserinin riskini artırıyor. Somut %100 bir kanıtla söylenmiş bir bilgi değil. Ama safra kesesi kanser olan hastaların %90'ı da mutlaka safra kesesi taşı da var. Böyle bir ilişki olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla rastlantısı olarak da bir taş için girdiğimiz ameliyatlarda safra kesesi kanserini saptama ihtimalimiz var. Eğer bunu bir erken dönemde saptamışsak tedavisi kesindir bunların. Yani büyük bir sıkıntı yaratmaz ama eğer bu kanser safra kesesi duvarında kas tabakasına hatta seroza dediğimiz dış tabakaya kadar yayılmış ya da komşu organlarda yayılmışsa tedavisi giderek zorlaşır ve iyi sonuç alma şansımızı çok azaltır.